Beyler bayanlar selamlar. Evet bu sıralar baya fazla video atacağım çünkü güzel projeler geliyor. Günde iki tane video çıkacak gibi gözüküyoruz. Neyse bu videoda ücretsiz bir şekilde evet doğru duydunuz. Ücretsiz bir şekilde birazcık uğraş gerektirecek başta. Nasıl günlük 10 ve 20 dolar arasında para kazanabileceğinizi göstereceğim. Daha az emekle de yine kazanabilirsiniz. Aynı miktarları kazanabilirsiniz. Tamamen sizin başlangıçta uygulayacağınız yönteme ve ne kadar vakit ayıracağınıza Son olarak da oyunu nasıl oynadığınıza bağlı olarak değişiyor. Ne mi bu oyun? Haydi geçelim videomuza. <laughs> Oyunumuzun ismi Avagachi arkadaşlar. Avagachi'yi biz 7 ay önce mi 8 ay önce mi bir yılda olabilir. Böyle ilk başlarken girecektik fakat girmedik. Neden girmedik? o sırada oyunun sistemi çok kötüydü. Ne kadar fazla parası olan varsa onlar hayvan gibi kazanıyordu. Size böyle kaşıkla veriyorlardı derken oyunun sistemini sevmediğimiz için girmedik. Ve pişman olduk mu? Evet olduk. Çünkü esnaf çok güzel satılan şeyler şu anda 730 ghost'a satılıyor. Ve bu bir tane ghost ne kadar arkadaşlar? Hemen şuradan değerini USDT olarak değiştirelim ve bakalım. 2.092 dolar arkadaşlar. Yani 1400-1500 dolardan başlıyor. Siz bunu harcayacak mısınız? Tabii ki de hayır. Öyleyse hemen geçelim yöntemimize. Nedir yöntemimiz? En baştan şuradan gösterim. Buraya girdiğinizde hemen landing, kiralama kısmına giriyorsunuz. Evet doğru duydunuz. Kiralama yapacağız. Aynı Pegaxy'de yaptığımız gibi. Ve karşımıza bazı avagaçiler gelecek. Burada o baya bilgi var. Bunları ne yapacağız, ne edeceğiz diyorsunuz şu anda büyük ihtimalle. Şimdi önemli yerleri göstereceğim. Size şu sol taraf ilgilendiriyor arkadaşlar. En üstteki kısmı hiç uğraşmayın, altta hemen yazan kısımda yüzde kaç olmasını istiyorsunuz yani size düşecek pay, borrower sizsiniz arkadaşlar. Bir altında da e, ne kadar parayla kiralamak istiyorsunuz diyor. Bir gosla harcayabilirsiniz, sıfır da yazabilirsiniz ama sıfır yazarsanız ne demek oluyor bu? Hiçbir para ödemeyeceğiniz anlamına geliyor ama herkes bunu kovaladığı için bunu kiralamanız birazcık zor olacak videonun başında da söylediğim şey buydu. Burada bunu kovalayıp ücretsiz bir şekilde kiralayıp kazanmaya başlayabilirsiniz. Ama tık 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 uğraşmanız gerekiyor. Sizin yanında yüzlerce kişi daha bunu deniyor. Bir altındaki kısım ise en az kaç saatlik kiralama olsun seçenekler arasında, filtreleme arasında diyor. Siz bunu bir saat seçerseniz en düşük bir saatlik kiralamayı gösterir. 10 saat seçerseniz minimum 10 saatlikleri gösterir. Şimdi başlangıç olarak hep bu şekilde karşınıza çıkacak ve Hemen kiralık olan avagaci kısımlarından bakalım. Örneğin ilk sıradaki diyor ki ben sana bunu 3 saatliğe kiralarım diyor. Ve bunun için ön ödeme olarak maliyeti olarak 0.25 ghost alırım diyor. 2 dolardan hesaplarsanız bu ne yapacak? 50 cent yapacak arkadaşlar. Bunu 50 cent'e kiralayabiliyorsunuz ve diyor ki ben sana bunun %50'sini veririm diyor. Şuradaki borrower kısmı sizin için önemli. Arkadaşlar bu kötü bir seçenek. Tabi bu oranlar ileride değişebilir. Hangisinin iyi olduğu, hangisinin kötü olduğu tamamen oyun içinden çıkartacağınız token'a bağlı olarak değişir. Diğer seçeneklere bakalım. Daha şunu bir reset diyelim. Karşımıza yenileri gelsin. Örneğin diyor ki bir saatliğine bir ghost statik kiralarım. Direkt hayatta bulaşmayın. Benim genelde baktığım oran bir saat için 0.1 ghost ödemek oluyor. O şekilde güzel kar bırakıyor. Tabi şimdi bundaki fark da şu. Hepsi bara bırakmış. Tüm kazanç size gelecek. Yine de ben bunu es geçerdim arkadaşlar şöyle daha iyisine bakacak olursak bir tane bulalım. Sayfa yönetim anda karşıma bir tane güzel geldi örneğin. Iki saatliğine 2 saatliğine 0.2 gosla kiralıyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? saatte 0 bile ve sizin payınız da yüksek tutmuş arkadaşlar. Ben örneğin direkt bunu kiralardım. Tabi bedavaya kovalarsanız işiniz daha zor olacak. Dün deneme yaparken şahsına 2 tane kiraladım. Kiraladıklarımı hemen size göstereyim. Kiraladıklarımı bakacak olursak da arkadaşlar ikisi de direkt ücretsiz bir şekilde kiraladım. Bu Chuck Norris adlı Avagachi'yi bir günlüğüne kiraladım. %50'ye %50 pay verdi bana. Ve sağdakinin çok şansına yine bir günlüğüne ücretsiz şekilde kiraladım. Hatta oyuna girip şimdi göstereyim size. Şuradan oyuna girmek için de bu arada hemen ortadaki click to enter'e tıklıyorsunuz. Cüzdandan onay veriyorsunuz. O kısmı kesmek zorunda kaldım. Hayvan gibi ses çıktı. Oyuna girdikten sonra hemen şu sağ üst köşeden arkadaşlar ne kadar süreniz kaldığını görebilirsiniz. Şu aşağıda yazması gerekiyor. Eğer aşağıda yazmıyorsa uzun süreli kiraladığınız anlamına geliyor. Bununla ilgili daha detaylı bilgi ulaşmak için yine buraya tıklayabilirsiniz. Sağ üst köşedeki yere tıklayabilirsiniz. Ve ne kadar daha süre kaldığını, Benim örneğim biz bir gün 13 saat 14 saat daha vaktim var. Ve yüzde kaçlık payla verdiğini görebilirsiniz. Dediğim gibi şanslıydım ben. %90'ı yüzde %90'ı bana geliyor şu anda. Oyunda daha sonra dikkat etmeniz gereken diğer şey ise şu sağ taraftaki %30 yazıyor ya şu anda. Onu %0 yapmaya çalışın. Haritayı daha genişten görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha iyi bir şekilde oynarsınız bu sayede. Tabi bazen oyun kasabiliyor. Bilgisayarından başlatmam gerekiyordu benim. Arada sırada aksayabilir. E ne yapıyoruz peki? Girdik etrafta bir sürü şey hareket ediyor vesaire. Arkadaşlar. Her bir dakikada bir yerden kristaller çıkıyor. Ve bu kristalleri toplamaya çalışıyorsunuz. Ne kadar fazla kristal toplarsanız o kadar çok para kazanıyorsunuz. Kristaller de şu sağ tarafta göreceğiniz üzere farklı renklerde çıkıyor. Yeşil, kırmızı, mavi ve mor. En değerlisi mor arkadaşlar. Daha sonra mavi, kırmızı, yeşil diye devam ediyor. Örneğin şimdi çıktı ve gördüğünüz üzere şurada hemen bir tane dibimde kırmızı spamlandı. Çat diye ben onu kaptım. Sağ Ta tarafta da çantama, inventörüme eklendi. Oyunda dikkat etmeniz gereken diğer şey ise genelde, genelde diyorum çünkü bazen değişebiliyor. Bu mavi alanlarda ve aralarında şurlarda bu bölgelerde kristaller çıkıyor. Bir de fark etmişsinizdir ki sol tarafta haritamız var. Haritamızda da farklı yer, şeyler gözüküyor. Hem normal alanlar gözüküyor. Bir de mor renkli yerler gözüküyor. Mor renkli olan bu yerler aslında yol. Yollarda gördüğünüz üzere daha hızlı koşuyorsunuz. Hemen şunu da kapayım bu arada size anlatırken. <laughs> Yolun üstünde çok fazla insan olduğu için Genelde size kalmıyor. Şansınıza önünüzde çıkarsa kapabiliyorsunuz. O yüzden yoldan uzak yerlerde toplamaya çalışın. Ekstradan da farklı yeşil, kırmızı gibi yerler de var. Bu kırmızı, yeşil gibi yerlerde normalden de yavaş koşuyorsunuz. Sizi yavaşlatıyor. Şu an ekranda da görebileceğiniz üzere. Bozumla ilgili kısma geçmeden önce de küçük bir iki taktik daha vereyim. Örneğin ben aşağıya doğru iniyorum. Ya da sola doğru gidiyorum. Bir yandan şunu da kapmaya çalışayım. Hop kaptık mı? Kaptık mı? Ops başkası kaptı diye aşağıda örneğin kırmızı uyarı çıktı onu ben kapamadım. Neyse sola doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir baktınız oradan da başka birisi geliyor. Buna anlama geliyor. E orayı zaten o adam taramış. O bölgede başka yok. Boşu boşuna onun geldiği yöne doğru gitmenizin anlamı yok. Yönünüzü başka yere doğru çevirin. İkinci taktik ise şu. Sürekli hareket halinde olmanıza gerek yok arkadaşlar. Oyun başında ne demiştik? Dakikada bir çıkıyor. Hatta şu anda 15 saniye varken bu kaydı size göstereyim. Dakika başında çıktığını kendiniz de görün. Ve daha sonrasında da hangi taktiği uyguladığımı söyleyeyim. Son 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve spamlandı mı? Evet gördüğünüz üzere spamlandı. Aşağıda uyarı çıktı, spamlandı diye. Ve şunu kapmaya çalışıyorum. Kapamadım tabi bilgisayar kastı. Ona geçmeye çalıştım. Ya da benim kolsuzum. Neyse. İkinci taktiğimiz ne arkadaşlar? Hiç dakika boyunca koşturmaya gerek kalmadan olduğunuz yerde bırakın. Yan ekranda açık kalsın, önünüzde açık kalsın. Dakika başlarında hemen spamlanınca etrafınızda çıkmış mı çıkmamış mı? Bu şekilde yapabilirsiniz. Ama bunu uzun süreli ve ücretsizlerde tercih edin. Kısa süreli ve para vererek yaptığınızda bu şekilde salarsanız çok fazla toplayamayabilirsiniz. Ben bu oyundan ne kazandım? Nasıl kazanacağım? Hepsini topladıktan sonra yapmanız gereken şey arkadaşlar portallara şu sağ taraftaki portallara gitmek. Örneğin hemen şöyle gidelim. Yanına ulaşınca E tuşuna tıklıyorsunuz ve withdraw diyorsunuz. Ardından imzala izin veriyorsunuz. Buradaki kısımda para almıyor hala hiçbir şekilde. Poligon ağına işlem yap yaptığınız için ücret ödemiyorsunuz. Hemen ben şurada sol tarafta uyarı çıktı. Sol taraftan bildirim geliyor. Evet bunlar oyun içindeki cüzdana yansıdı diye. Sonraki adımda ise hemen yine şuraya tıklıyoruz ve claim'e tıklıyoruz. Claim yaptığınızda oyun içindeki kendi cüzdanından sizin cüzdanınıza aktarıyor. Ve bunun için çok cüzi bir miktarda ücret ödüyoruz. Tabii ben şu an bir şey toplamadığım için bunu çekmeyeceğim. Sadece video için yaptım arkadaşlar. Ben bu işlemler için ne kadar ödedim ve ne kazandım. İlk kiraladığımı ben arkadaşlar hiç bilmiyordum hiçbir şey bilmiyordum lan bunu kiralayayım hadi deneyeyim bir saat değil 0.2 gosta kiraladım yani ne demek oluyor hemen şuradan ücretine bakalım 40 sente bunu kiralamış oldum bir saat boyunca içeriden oynadım oynadım ve İçeride oynadıklarımı çevirmeye başladım arkadaşlar. İçeride topladığınızın hepsi birer token. Şuradaki yeşil olan atıyorum food FOMO. Ondan sonra ne diye devam ediyordu? Bir daha kontrol edelim. Food FOMO ALPHA ve kek diye devam ediyor arkadaşlar. En kötüsü ne demiştik? Food demiştik. Ve ben food'dan yaklaşık olarak 15 saatlik bir token kazanmışım. Daha sonrasında FOMO'dan 18 cent, Ghost'dan 1.30 dolar ve diğerinden de yaklaşık olarak 1 dolar genel olarak hesapladığımda da 2.2 dolarlık bir kazanç sağlamışım bir saat içinde. Tamamen sizin hangi avogaciyi Yüzde kaçlık paydan kiraladığınıza göre değişiyor. Benim ilk kiraladığım yüzde 65'i bana aitti. Siz daha düşük bir oranla çok daha pahalıya kiralarsanız kar edemeyebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor. Ücretsiz kiralarsanız zaten fiiller arkadaşlar çok komik fiiller ödüyorsunuz. Bir sent, bir sent, bir sent ödemişim. Fiilleri o yüzden katmayın. Matik ağındayız çünkü. Poligon ağındayız. Ücretsiz kiralarsanız komple kazanç ait. Parayla verdiğinizde de bunun hesabını düzgün yapmanız gerekiyor. Tabi bu tokenların değerleri sürekli değiştiğini de unutmayalım. 10 gün sonra farklı değerlerde olur da çok daha fazla kazanabilir ya da tekrardan hesap yapıp daha ucuza kiralamanız gerekebilir. Ve bununla ilgili şu anda Discord'da da hemen kanalı açıyoruz ve orada da paylaşımlara başlayacağız. Hangisi daha uygundur, neyi kiralayalım, neyi kiralamayalım gibi tüm bilgilere, tüm konuşmaları, muhabbetlere oradan dahil olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.